15. Bir Hatıra Kasım sonunda sert ve sisli bir geceydi. Holmes ve ben Baker sokağındaki oturma odamızda ateşin başında oturuyorduk. Devonshire'daki trajik olayın ardından çok önemli iki meseleyi halletmişti. Öncelikle Albay Upwood'un nonparel kulübündeki kumar skandalını içeren korkunç rezaletini açığa çıkartmıştı. Sonra cinayetten yargılanan Bayan Montpensier'in adını temize çıkartmıştı. Çünkü öldürmekle suçlandığı Üvey kızı Bayan Carrere 6 ay sonra hayatta ve New York'ta evlenmiş halde bulunmuştu. Dostum bu çok önemli ve zor davalardaki başarısının ardından oldukça keyifliydi. Bu nedenle Baskerville gizeminin detaylarını onunla tartışabilme imkanı buldum. Davaların birbiri içine geçmesini sevmediği için sabırla beklemiş ve dingin zihnini o anda çalışmakta olduğu davadan alıkoyup geçmişin anılarına dalmasını istememiştim. Sir Henry ve Dr. Mortimer sinirlerini bozan bu olayların ardından çıkacakları geziden önce Londra'ya gelmişlerdi. O öğleden sonra yanımıza uğramışlardı. Bu nedenle bu meselenin açılması da oldukça doğaldı. Bütün bu olanlar, dedi Holmes, en başından beri kendini Stapleton olarak tanıtan bu adam için açıktı. Ancak bizim için başta amacını bilme imkanımız yoktu. Olayların sadece kısıtlı bir bölümünü bildiğimiz için de bize oldukça karmaşık göründü. Bayan Stapleton ile iki kere konuşma imkanım oldu ve mesele şimdi tamamen açığa kavuştu. Bilmediğimiz bir nokta kaldığını sanmıyorum. Dava indeksimde B harfi altında buna ilişkin notlarımı görebilirsin. Sen kendi hatırladığın şekliyle bana olayları aktarabilir misin? Elbette ancak her şeyi hatırladığımı söyleyemem. Yoğun bir konsantrasyon bazen geçmişi bulanık hatırlamamıza neden olabiliyor. Davasına iyi odaklanmış bir avukat, bir iki hafta boyunca girdiği duruşmalardan sonra geçmiş davalarını unutur. Bu nedenle benim de her davam bir öncekini unutturuyor. Bayan Carrere, Baskerville Malikanesi'ne dair anılarımı gölgeledi bile. Yarın karşılaşacağımız bir başka problem, zarif Fransız hanfendiyi ve şu rezil upvudu bize unutturabilir. Ancak köpek davasına gelince sana olayları gerçekleştiği sırayla aktaracağım. Bir şey atlayacak olursam sen hatırlat. Soruşturmam her şeyden önce aile portrelerinin yalan söylemediğini ve bu adamın da gerçekten Baskerville soyundan geldiğini kanıtladı. Kötü bir şöhretle Güney Amerika'ya doğru yola çıkan Sir Charles'ın küçük kardeşi Roger Baskerville'in oğluymuş. Roger'ın evlenmediği söyleniyordu ancak evlenmiş. Oğlu ise babasıyla aynı adı taşıyormuş. Ancak Costa Rica'nın meşhur güzellerinden Beryl Garcia ile evlenmiş ve yüklü bir miktar para biriktirip adını Vandalor olarak değiştirerek İngiltere'ye gelmiş. Burada Yorkshire'ın doğusunda bir okul açmış. Bu mesleğe atılmasının sebebi eve dönüş yolunda Fraser adında bir öğretmenle tanışması ve başarıyı yakalamak için adamın yeteneğini kullanmayı planlamasıymış. Fraser ölmüş ve okulda batmaya başlamış. Vandalurlar atlarını Stapleton olarak değiştirmeyi uygun bulmuşlar ve adamın servetinden geri kalanı, hain planlarını ve böcek bilimi olan ilgisini de alıp İngiltere'nin güneyine yerleşmişler. British Museum'da bu konuda tanınmış bir uzman olduğunu ve Yorkshire günlerinde yeni bir kelebek türü keşfedip ona Vandalur ismini verdiğini öğrendim. Şimdi hayatının bizi ilgilendiren kısmına geliyoruz. Adam belli ki bir soruşturma yapmış ve bu değerli mülk ve kendisi arasında iki engel bulunduğunu öğrenmiş. Devon Shire'a ilk geldiğinde planlarını tam oluşturmuş olduğunu sanmıyorum. Ancak karısını kardeşi olarak tanıtmasından en başından beri bir kötülük planladığı belli. Tam olarak nasıl olacağına karar vermiş olmasa da onu bir yem olarak kullanmak belli ki başından beri aklındaydı. Mülkü ele geçirmeyi amaçlıyordu ve sonuna kadar tüm riskleri de almaya hazırdı. İlk yaptığı şey atalarının evinin olabildiğince yakınına yerleşmek oldu ve ikincisi de Sir Charles Baskerville ve diğer komşularla dostluğunu geliştirmekti. Baronet'in kendisi de aile efsanesini anlatıp böylece kendi sonunu hazırladı. Stapleton, bundan sonra onu böyle anacağım, yaşlı adamın kalbinin zayıf olduğunu ve bir şokun onu öldürebileceğini biliyordu. Bu kadarını Doktor Mortimer'den öğrenmişti. Aynı zamanda Sir Charles'ın batıl inançları olduğunu ve bu grotesk efsaneyi çok ciddiye aldığını da fark etmişti. Kurnaz zihni hemen Baskerville'i öldürecek ancak kendini zan altında bırakmayacak bir plan üretmeye başlamıştı. Bu fikir aklına gelince mükemmel bir şekilde uygulamak için çalışmaya başladı. Sıradan bir dolandırıcı vahşi bir köpeği yeterli bulurdu. Yaratığı şeytani göstermek için doğal olmayan yöntemler kullanmak adam adına zekice bir hamleydi. Köpeği Londra'da Fulham yolunda bulunan Rose and Manglestan aldı. Ellerinde olan en vahşi, en güçlü hayvandı. Peşinde çok fazla iz bırakmamak için köpeği eve Devon yolundan getirerek kırın büyük bir kısmını yürüyerek geçti. Böcek avları sırasında bataklıkta nasıl dolaşılacağını zaten öğrenmişti ve böylece yaratığı saklayacağı güvenli yeri bulmuştu buraya yerleşti ve şansının dönmesini bekledi. Ama daha zamanı gelmemişti. Yaşlı adamı geceleri dışarı çıkması için kandırmak imkansızdı. Birkaç kere Stapleton köpeği alıp kırda sakladı. Ancak başarılı olamadı. İşte bu sonuçsuz kalan çabaları sırasında köpek köylüler tarafından görüldü ve böylece canavar efsanesi bir kez daha geçerlilik kazandı. Karısının Sir Charles'ı ölüme sürükleyeceğini ummuştu. Ancak kadın beklediğinin aksine ona baş kaldırdı. Adamı düşmanının merhametine bırakacak romantik ilişkiye girmekten kaçındı. Tehditler, hatta dile getirmekten rahatsız olsam da onu dövmesi bile kadını ikna edemedi. Kadın buna karışmayacaktı ve bu bir süre için Stapleton'ın kapana kısılmasına neden oldu. Ancak Sir Charles ile olan dostluğunu ilerletip zavallı Bayan Laura Lyons'a yaptığı yardımlarda vekil olunca bu zorlukları atlatmanın bir yolunu buldu. Kendini bekar bir adam gibi tanıtarak bu kadını etkiledi ve eğer kocasından boşanırsa onunla evleneceğine inanmasını sağladı. Doktor Mortimer'in tavsiyesi üzerine Sir Charles'ın malikaneden ayrılacağını öğrendiğinde bunu onaylıyormuş gibi davrandı. Fakat planları neredeyse bozuluyordu. Bir an önce harekete geçmeliydi yoksa kurbanı erişemeyeceği bir yere kaçacaktı. Bu nedenle Bayan Lyons'u yaşlı adam Londra'ya doğru yola çıkmadan buluşmaya çağıran mektubu yazmaya zorladı. Daha sonra inandırıcı bir bahaneyle kadının gitmesine engel oldu ve böylece beklediği fırsat eline geçmişti. Kombi Tereysi'den geldiği akşam köpeği getirip boyamak için zamanı vardı. Onu yaşlı adamın beklediğini bildiği kapıya tam zamanında getirdi. Sahibinin emriyle köpek kapıdan atlayarak zavallı baroneti kovalamaya başlayınca o da çığlıklar içinde patikadan koşmaya başladı. Ağzından alevler fışkıran bu kocaman yaratığın o kasvetli tünelde kurbanını kovaladığını görmek Oldukça korkunç bir manzara olmalı gerçekten de. Sir Charles tünel sonunda kalbine ve korkusuna yenilip can verdi. Baronet patikadan koşarken köpek çimenlik alanı takip etmişti. Bu nedenle adamın ayak izlerinden başka bir iz bulamadık. Onu yerde yatarken görünce yaratık muhtemelen koklamak için yaklaştı ama ölü olduğunu görünce geri döndü. İşte Doktor Mortimer'in gördüğü iz de bu şekilde oluştu. Köpek geri çağrıldı ve Grimpen bataklığındaki barınağına götürüldü. Böylece bu gizem de yetkilileri şaşkına çevirirken kasaba halkını da alarma geçirdi. En nihayetinde de bu davanın bize sunulmasına neden oldu. İşte Sir Charles Baskerville'in ölümü böyle gerçekleşti. Bundaki şeytanca planı görebilirsin. Öyle ki gerçek katile karşı bir iddia oluşturmak oldukça güç. Tek suç ortağı onu asla ele vermeyecek, doğanın bir ürünü olduğu için bu kadar başarılı olabildi. Olaya karışan iki kadın da, Bayan Stapleton ve Bayan Lyons, Stapleton'dan kuşkulanıyorlardı. Bayan Stapleton, onun yaşlı adama karşı bir şeyler planladığını tahmin ediyordu ve köpeğin varlığından haberdardı. Bayan Lyons bunları bilmiyordu. Ancak ölümün zamanlamasının sadece Stapleton'ın haberdar olduğu iptal edilen buluşmasıyla çakışması onu kuşkulandırmıştı. Ancak ikisi de adamın etkisi altındaydı ve adam da onlardan korkmuyordu. Planının ilk aşaması gerçekleşmişti ancak daha zorlu ikinci kısmı hala aşılamamıştı. Stapleton'ın Kanada'daki varisten haberinin olmaması mümkün. Her halükarda kısa süre sonra bunu ve Henry Baskerville'in nasıl geleceğinin ayrıntılarını Dr. Mortimer'den öğrendi. Stapleton'ın ilk düşüncesi bu Kanada'dan gelecek genç yabancıyı daha Devon Devonshire'e ayak basmadan Londra'da haklamaktı. Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinden beri karısına güvenmiyordu. Ve üstündeki etkisinin azalacağı korkusuyla onu gözünün önünden ayırmak istemiyordu. İşte bu nedenle onu yanında Londra'ya getirdi. Öğrendiğim kadarıyla Craven Caddesi'ndeki Max Butu Boutique Oteli'nde kalmışlardı. Ki bu otel ajanım tarafından aranan otellerden biriydi. İşte burada kendisi takma bir sakalla Dr. Mortimer'i önce Baker Sokağı'na, sonra da istasyona ve nihayet Northumberland Oteli'ne kadar izlerken karısını odasında esir olarak tuttu. Karısı planlarını tahmin edebiliyordu. Ancak şiddetten kaynaklandığını düşündüğüm bir korku nedeniyle tehlikede olduğunu bildiği adama yazmaya cesaret edemedi. Eğer mektup Stapleton'ın eline geçseydi hayatı tehlikeye girerdi. En sonunda bildiği üzere gazeteden kelimeleri keserek mektubu oluşturdu ve gizlice yolladı. Mektup baronete ulaşarak yaklaşan tehlike konusunda onu uyardı. Eğer köpeği kullanması gerekirse, onu Sir Henry'nin izinden yollayabilmesi için Stapleton'ın adama ait bir eşyaya ihtiyacı vardı. Hızla ve dikkatle işe koyuldu. Otel hizmetçisinin ona yardım etmesi karşılığında yüklü bir rüşvet aldığına eminim. Ancak çaldığı ilk ayakkabı yeni olduğu için amacına hizmet edemezdi. Bu nedenle geri çevirip başka bir tanesini aldı. İşte gerçek bir köpekle uğraşıyor olduğumuzu anlamama neden olan da buydu. Yoksa yeni ayakkabıyı bırakıp da eski olanı alma çabası başka nasıl açıklanabilirdi? Olay ne kadar acayip ve karmaşıksa o kadar fazla dikkat gerektirir. Olayın en karmaşık görünen kısmı mantıklı ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alındığında problem çözülür. Sonra Stapleton'ın arabanın içinde bizi takip ettiği ziyaret gerçekleşti. Bizim yerimizi benim adımı bilmesi ve genel olarak olaydaki davranış tarzı Stapleton'ın suç kariyerinde Baskerville olayının bir ilk olmadığını gösteriyordu. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Batı bölgesinde herhangi bir suçlunun yakalanamadığı 4 önemli soygun gerçekleşmişti. Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz mayıs ayında Folkestone Court'ta gerçekleşti. Maskeli soyguncunun karşısına çıkan bekçi hayret verici bir soğukkanlılıkla katledilmişti. Stapleton'ın oldukça tehlikeli bir adam olduğundan ve giderek azalan gelirini bu tarz olaylarla arttırmaya çalıştığından şüphem yok. O sabah elimizden kolayca kaçmasıyla bu işe ne kadar yatkın olduğunu gördük. Ve arabacıya benim adımı söylemesi de küstahlığını gösteriyor. O andan itibaren Londra'da bana karşı kaybedeceğini anlayarak Dartmoor'a döndü. Baroneti orada beklemeye başladı. ''Bir dakika'' dedim. ''Olayların akışını doğru aktardığına şüphe yok ancak henüz açıklamadığım bir nokta var.'' Efendisi Londra'dayken köpeğe ne oldu? Bu mesele üzerine düşündüm ve elbette bu çok mühim bir nokta. Kendisiyle bütün planlarını paylaşmış olması ihtimal dahilinde olmasa da belli ki Stapleton'ın bir suç ortağı varmış. Merripit konağındaki yaşlı uşak Anthony olabilir. Stapleton'la olan ilişkisini okul müdürlüğü günlerine kadar takip etmek mümkün. Bu nedenle hizmet ettiği hanfendi ve beyefendinin evli olduklarını biliyor olmalı. Bu adam ortadan kaybolarak ülkeyi terk etti. Antoni'nin İngiltere'de yaygın bir isim olmadığı aşikar. Ancak Antonio Amerika'da oldukça sık rastlanan bir isim. Adam tıpkı Bayan Stapleton gibi iyi İngilizce konuşuyordu. Ancak garip bir aksanı vardı. Stapleton'ın işaretlemiş olduğu bataklık yolunda bu adam ile karşılaşmıştım. Bu nedenle efendisinin yokluğunda köpekle ilgilenenin o olması muhtemel. Ancak muhtemelen canavarın ne için kullanıldığından haberi yoktur. Stapleton'lar Devonshire'a döndü. Daha sonra ise Sir Henry ve sen onları izlediniz. Benim bu sırada ne yaptığıma gelince, belki sözcüklerin yapıştırıldığı kağıdı çok dikkatli incelediğimi hatırlıyorsundur. Kağıdı gözlerime iyice yaklaştırdığımda beyaz yaseminlerin belli belirsiz kokusunu aldım. Bir suç uzmanının birbirinden ayırt etmesi şart olan 75 çeşit parfüm vardır ve birden fazla kez davaların bu kokuları ayırt etmeme dayandığını biliyorum. Koku bir kadının varlığına işaret ediyordu ve daha o zamandan Stapletonlardan şüphelenmeye başlamıştım. Böylelikle köpeğin gerçekliğinden emin olup daha bölgeye ayak basmadan muhtemel suçluyu bulmuştum. Stapleton'u izlemeye amaçlıyordum. Seninle olsaydım gardını düşürmeyeceği için bunu yapmam imkansızdı. Bu nedenle sen de dahil herkesi kandırdım ve Londra'da olduğum sanılırken gizlice geldim. Sandığın kadar fazla zorluk çekmedim. Zaten böyle meselelerin soruşturmaya etki etmemesi gerekir. Çoğunlukla Kombi Tracy'de kaldım ve sadece olaylara yakın olmam gerektiğinde buradaki kulübeyi kullandım. Cartwright da benimle gelmişti ve bir köylü çocuğu gibi giyinerek bana çok büyük bir yardım sağladı. Yemek ve temiz kıyafet için tamamen ona bağımlıydım. Ben Stapleton'ı izlerken Cartwright da seni izliyordu. Böylece bütün ipleri elimde tutmuş oluyordum. Sana zaten raporlarının bana çok geçmeden Baker Sokağı'ndan Kombi Tracy'ye iletilerek ulaştırıldığını söyledim. Bana çok yararı dokundu. Özellikle de Stapleton'ın gerçek biyografisinin. Adamın ve elbette kadının kimliklerini bu sayede açığa çıkartabildim. Ancak kaçak mahkum, Berimorların onunla olan ilişkisi gereksiz yere meseleyi karıştırdı. Bunu da oldukça etkili biçimde aydınlattın. Ancak ben zaten bu sonuca ulaşmıştım. Kırda olduğumu keşfettiğinde bütün meseleyi çözmüştüm. Ancak jüriye sunacak bir suçlamam yoktu. Stapleton'ın zavallı mahkumun ölümüyle sonuçlanan hamlesi bile adamı cinayetten tutuklamamıza yetmezdi. Elleri kana bulanmış halde yakalamamız gerekiyordu ve Sir Henry'yi yalnız ve korumasız görünür bir halde yem olarak kullanarak bunu başardık. Müvekkilimizin şoku davanın tamamlanmasına ve Stapleton'ı kendi ölümüne sürüklemesine neden oldu. Sir Henry buna maruz kalmayabilirdi. Ancak yaratığın bizim donup kalmamıza neden olacak kadar korkunç olacağını hesaba katmamıştım. Bu bedelle başarıya ulaştık ve hem bir uzman hem de Doktor Mortimer, Sir Henry'nin yaşadığı şokun geçici olduğuna dair teminat veriyor. Uzun bir yolculuk dostumuzun sadece sinirlerini değil, zedelenen hislerini de onaracaktır. Hanımefendiye duyduğu aşk samimi ve derindi. Onun için bütün bu olayların en kötü yanı sevdiği kadın tarafından kandırılmış olmak. Şimdi sadece kadının oynadığı rolü açıklamak kaldı. Stapleton'un zorla veya güzellikle, hatta bunlar birbirine karışabilen duygular olduğundan belki ikisiyle birlikte de olsa kadına istediğini yaptırdığı aşikar. Onun emriyle kadın kardeşi gibi davranmayı kabul etti. Ancak kendisini doğrudan cinayetin bir parçası haline getirmeye çalışınca direndi. Kendini açığa çıkarmadan Sir Henry'i uyarmaya çalıştı ve tekrar tekrar anlatmaya çalıştı. Stapleton ise kıskanma duygusu hissedebildiğini gösterdi ve Sir Henry karısına kur yapmaya başlayınca bu planının bir parçası olmasına rağmen tutarlı bir tavırla gizlemeye çalıştığı ruhunu açığa çıkarmasına engel olamadı. Bu yakınlığı onaylayarak ise Sir Henry'nin Mary Pitt konuğunu sık sık ziyarete gelmesini garanti altına almış oldu. Böylece er ya da geç aradığı fırsat eline geçecekti. Ancak kritik bir zamanda karısı ona sırtını döndü mahkumun ölümüne dair bir şeyler öğrenmişti ve köpeğin Sir Henry'nin yemeğe geleceği akşamı ve getirildiğini biliyordu. Kocasını suçladı ve bu da Stapleton'ın başka bir kadınla olan ilişkisinin de açığa çıktığı şiddetli bir kavgaya neden oldu. O anda kadının sadakati acı bir nefrete dönüştü ve adam da onun kendine ihanet edeceğini anladı. Sir Henry'yi uyarmasını önlemek için kadını bağladı ve şüphesiz bütün köy halkının Baronet'in ölümünden eski laneti sorumlu tutacağını umuyordu. Böylelikle karısını da buna inandırabilir ve bildikleri konusunda konuşmamasını sağlayabilirdi. Burada bir hataya düştü. Biz orada olmasaydık da Stapleton'ın sonu önlenemeyebilirdi. İspanyol kanına sahip bir kadın böyle bir ihaneti kolay affetmez. Şimdi sevgili dostum, notlarıma bakmadan sana daha fazla ayrıntı vermem mümkün değil atladığım önemli bir ayrıntı olduğunu da sanmıyorum. Herhalde Sir Henry'nin yaşlı adam gibi korkudan öleceğini sanmıyordu değil mi? Yaratık oldukça vahşi ve kim bilir ne zamandır açtı. Eğer görüntüsü kurbanı öldüresiye korkutmasaydı bile direnmesine engel olacak kadar sarsardı. Şüphesiz. Sadece tek bir sorun kalıyor. Eğer miras Stapleton'a geçseydi, bunca zamandır başka bir isimle yaşamasını nasıl açıklayacaktı? Herhangi bir soruşturma veya şüpheye yol açmadan nasıl hak iddia edecekti? Bu zor bir soru. Bazen benden çok fazla şey bekliyorsun. Geçmiş ve şu an benim araştırmamın konusu olabilir. Ancak bir adamın gelecekte neler yapacağı cevaplanması zor bir soru. Bayan Stapleton defalarca kocasının bu problem üzerinde konuşmasını dinledi. Muhtemel üç yol vardı. Hakkını gidip kimliğini kanıtlayarak Güney Amerika'daki elçiliklerin huzurunda arayıp İngiltere'ye gelmeden serveti orada alabilirdi. Kısa bir süre için yine başka bir kimliğe bürünüp ortadan kaybolabilirdi veya bir suç ortağı bularak onu mirasçı gibi gösteren bir takım evraklar hazırlar, geliri kendisi alırdı. Onu tanıdığımız kadarıyla bundan bir şekilde sıyrılmayı başaracağını söyleyebiliriz sadece. Şimdi sevgili Watson, bu son haftalarda çok yoğun çalıştık. Sanırım şimdi daha hoş şeylerden bahsedebiliriz. Les Hugonos'ta yer ayırttım. Dereskes'i duymuş muydun hiç? Şimdi zahmet olmazsa yarım saate hazırlanıp çıkalım hızlı bir yemek için yol üstünde marsiniye'de uğrayabiliriz son